Büyükler, elbette ki büyüklerin yolunu takip eden kimse felaha ulaşır, selamet bulur. Ve Allah'a şükür, İslam alemi veluttu. Yalnız bir tek kimse yetiştirmiş değil. İslam'ın yetiştirdiği büyükler parmaklarından sayılacak cins değil. Kompüterlerimiz de sayılır. Bir defa 124 bin sahabe büyüklerdir. En büyüğe ulaşamıyor en küçüğüne. Büyüklerdir. İslam alemini söylüyoruz. Enbiya başkadır. Her birisi bu dünya, şimdi bu hoca efendidir herhalde orada. Hazreti Üstad'ın hizmetkarı. Hepimiz İstanbul. Hizmetkarız. Tabii. Bu dünya Efendimizin intikalinden sonra ağlamıştır. Her şeyin hayatı vardır. Biz cemaat diyoruz ama bu kitapların hepsinde cemaatın da hayatı olduğunu zikrolun. Anlıyorsanız. Anlamıyorsanız o karışmıyor ona. Lakin efendim Hazretin kitaplarında cemaatın hayat sahibi olduğu bildirilir. O da zaten Kur'an-ı Kerim'den alıp bize açıklayıyor. Binaenaleyh dünya ağladı dediğimiz vakitte sana efendim o söz acayip gelmesin. Elbette ki ağlar. Elbette ki işitir. Elbette ki idraki vardır. Olmasa İtiya tavan evkerha hitabıyla gelinizde Cenab-ı Hak onları çağırdığı vakitte yeri göğü Allah'ın emrine tabi olup gelmeyecekler. İşitmeleri olmaz. Demek ki her zerrede hayat var. Ve Rabbisinin davetine icabet edecek İdrak vardır. Gel deyince hayata geliyor. Geri dön dese ölür. Dönmesi yok. Yalnız insanın nefsinden başka asi duran olmadı Cenab-ı Hakk'a. Beri gel dediği vakitte geri gitmiş, geri git dediğinde beri gelmiş. Böyle şaşkın bir nefis bize binek olarak verilmişti. Aşk olsun o bineğe, sahiplik yapabilene. Şimdi demek ki bu yeryüzü ağladı. Ne için ağladı? Çünkü şimdiye kadar benim omuzlarımda nübüvvet rütbesiyle dolaşan kulları tamam oldu. Hatemun Nebiyyin olan Sultanul Enbiya da intikal ettiler. Meleği Alaya huzurullah'a vardı. Binaenaleyh benim üzerimde dolaşacak nübüvvet sıfatında bir kimse kalmadı diye böyle tazarru ile ağladığı zaman Cenab-ı Mevla Celle ve Ala İzzetü azametime ben yemin ederim ey ah! Habibimin hürmeti için Habibimin ümmetlerinden 124 bin enbiyanın gıdeminde olan vilayet sahiplerini senin üzerinden eksik etmeyeceğim kıyamete. Onun için ilahiyomul kıyamete kadar bu ümmetin içerisinde 124 bin peygamberin gündeminde 124 bin evliya var. Onun için ki peygamber-i zişan
ulema-u ümmeti ke enbiya-i beni İsrail. Onu açıklayan hadis-i şeriftir. Benim ümmetimin uleması ki ulema-i billah'tır. Allah'ı bilen arif-i billah'tır, evliyaullah'tır. Onlar beni İsrail'leri, İsrail oğullarının peygamberleri yerindedir. Şereftir bu. Meşhur haberdir o. Miraç haberlerinde. Bu hadis-i şerif hakkında Cenab-ı Peygamber'e Musa aleyhisselam ruhaniyetiyle sual etmiş. Ey Habib, ey mutlak risalet sahibi olan Habib, sizin bir hadisiniz var ki sizin ümmetinizin uleması İsrail oğullarının peygamberleri makamındadır. Bunlardan bir tanesinden görüşmek isterdim. Mülakat isterdim. Mülakata ne derler şimdi? Mülakat. Söyleşir. İsterdim peygamber. Onlardan birisiyle. Cenab-ı Peygamber Alem-i Ervah'tan İmam Gazali Hazretleri'nin ruhaniyetini oraya davet etmiş. Huzurda hazır olduğu vakitinde Musa Peygamber İmam Gazali Hazretleri'nin ismini sual etmiş. İsmini sual ettiği vakitte Muhammed İbni, Muhammed İbni, Muhammed İbni kaç defa kendi ismiyle, atasının ismiyle ve ondan sonra Ebu Hamid'il Gazali diye künyesiyle, maklasıyla böyle uzun bir ismini söylemiş. Sonra Musa Peygamber demiş ki, acayip, ben size isminizi sordum, sen kendi ismini de, atanın ismini de, künyeni de, maklasını da hepsiyle beraber uzun bir şey. Ben sen onların hepsini sormadım. Bir ismin nedir dedi. İmam Gazali Hazretleri ona demiş ki, ya Nebiyallah, peki Cenab-ı Mevla size Estaizu billahi ve ma tilke bi yeminike ya Musa buyurdu. Ey Musa, Tur Dağı'nda elindeki nedir? Dediği vakitinde kâlehi asay etevekkavu aleyha ve evhuşşu biha ala ganemi ve liye fîhâ me'âribi uhra. Cenab-ı Hak elindeki nedir ya Musa dediğinde elimdeki asadır. Etevekkavu aleyha. Üzerine dayanırım. Yorulduğum vakit. Ve huşu bi hala ganemi. Sürülerimi onunla güderim. Ve niye fiha me'aribu uhra. Daha çok hacetlerimi bitirecek bir asadır bu. Neye tatvil ettiniz? Neye uzattınız? Yalnız asadır diyerekten iktifa etmeyin. Bunları neye ziyade ettin? Ya Nebiyallah dediğinde tilke makamı teşrif dedi. O makamı teşrif idi. Cenab-ı Hakk'ın sorusuyla o cevabı uzatmak istedim ki uzattık sonra şeref alıyorum. Ve hala mesela bu da aynen odur. Bu makamı teşhirdir. Habibullah ile Kelimullah'ın huzurundayım. İşi uzatıyorum ki şeref ziyade olsun. Değil tamamdır demiş. Bu sizin hadisinizden bildirdiğiniz gibidir bu sizin ulemanız diye o vakit öyle söylemiş. Allah razı olsun.
Ezan-ı Muhammed'i okurken atın üstünde asker görürse Allahu Ekber dediğinde böyle çekip durur. İş durur, hareket durur. Çekici kaldırsa endirmez, endişe kaldırmaz. Ecdadımızın Ezan-ı Muhammediye'ye öyle hürmet ve ihtiramı var. Bizim ihtiramımıza göre Allah bizi saydırıyor. Şimdi Ezan-ı Muhammediye'ye ihtiram kalmadı. İhtiram kalmadı. Ezan-ı Muhammediye mukaddesatımızdandır. Elbette ki mukaddesatımızı hürmetli tutmamız vaciptir. Ders yapsa bile durması lazımdır. Ezan-ı Muhammed'in sizi. Hasılı kelam 124.000 peygamberler gelmiştir. Ve 124.000 peygamberlerimizin döneminde 124.000 sahabe-i kiram gelmiştir. Onlardan bir tanesi intikal ettiği vakit onlar büyüklerdir. Yerine bir kimse gelmiştir. Onlardan birisinin gidip de yerine bir tanesinin gelmemesi olamaz. Ve bugün yine bütün dünyada, evet, alemi İslam belki milyarın üzerindedir hiç şüphesiz. Lakin kafirler katiyen onu tamam söylemez. Ve o sayıyı sayanlar da zaten hep kafir. Binaenaleyh İslam alemi elbette ki dünya nüfusunun hiç olmazsa dörtte biri, üçte biri demesek muhakkak dörtte biridir. Şimdi 6 milyonsa demek ki 1 milyar 250 milyon. Evet. En azından dörtte biridir. Bu ümmet-i Muhammed'in İslam Müslümanların içerisinde muhakkak 124.000 peygamberlerin kıyıbinde 124.000 evliya mevcut. Lakin bizim zamanımız fesat zamanı olduğundan ve aleyhissalatu vesselamın buyurduğu üzere kıyamet yakın olup kıyamet alametleri zuhura geleceğinden elbette ki güneş varken yıldızlar görünmez. Güneş battığı vakitte karanlığın içerisinde yıldızlar görünmeye başlar. Kıyamet alametleri evliyaullah meydandayken onlara sıra gelmez ki. Bu fesada müsaade vermez ki onlar. Onlardaki vilayet nuru bu zulmete izin vermez. Binaenaleyh vel evliyâ-u ihtemnev. Evliyâ-i kiram da gizlendi ilahi hikmetle. Gizlendiği için efendim millet zannediyor hiçbir şey yok. İstediğimizi yaparız. Hürriyetimizi tamam aldık. Bize ne karışan var, ne görüşen var. Ne gökteki, ne arzaki kimsenin bize karışacağı yok. Tam hürriyetini almış millet. Bütün İslam aleminden, bütün dünyada zaten. Bu asrın başından itibaren, 20. asrın başından itibaren efendim tam hürriyetine doğru hücum ediyor. Aslında efendim o hareketin başlangıcı 19. asrın 18. asrın bitiriminde ve 19. asrın başından başlamıştır. Bu dini disiplinden kurtulmak için aşağılık olan nüfus sahiplerinin hareketi, dinin aleyhine olan hareket o zamandan başlamış. Şimdi hemen hemen zirvesine ulaşmış.
herkes hürriyetini aldı. Kimseye ne yaparsın diyemez. Herkes bilir. Ve herkes kendi keyfine göre yol tutar, hürdür. Hiçbir dini disiplin kalmamış. Binaenaleyh bu zaman içerisinde her türlü kıyamet alametleri görünmektedir. Çünkü dediğiniz gibi ehlullah meydanda olursa onların ruhu ve ruhaniyetleri elbette ki alametleri men edecektir. Halbuki kıyamet yaklaşmaktadır. Ve o Hazret de nihayet bunları bırakıp o da perdeyi çekti, o da gitti. Yerinden kim var? Yerinde duran adam bir kimse var. O muhakkaktır. Lakin kendisini izhar etmeye izin yok. İzhar ederse efendim alem elbette ki başka türlü olması lazım. Ve bütün evliyalar gizlendiği için o da vekil veyahut naib veyahut halife veyahut mezun bırakmadan kitaplarımıza meşhur olunur dedi. Okuyunuz ve ondan size gelecek feyz ile kanaat ediniz. Ta ki Cenab-ı Allah muhavvilel havli vel ahval olan hem bizim halimizi döndüren hem yılları değiştiren Allah bir değişiklik kökten bir değişme getirinceye kadar şimdi bu aradaki fetret devridir. Bunlardan ittifa edeceksiniz. Ve günümüz fitne günüdür. Fitne ve fesadın ortalığı kapladığı bir gündür. Sizler gençler olarak dikkat edeceksiniz. Elbette ki müminin bakışı koyunun bakışı gibi olacak değildir. Koyun nasıl bakar? Öyle böyle çayır nerede? Oraya bakar. Başka uzağa, gökyüzüne sağa sola baktığı var mı? Koyunun müminler koyunlar gibi olursa çok zahmet çeker, çok eziyet çeker. Müminin bakışı ve dünya görüşü olacaktır. Mağrib'den maşrika bakacaktır. Gün doğudan gün batıya, şimalden cenuba. Her şeye bakacaktır. Ve şimdiki müminlerin bizim bilmemiz gereken bir nokta var. Bu gayet mühimdir. Biz elhamdülillah mümin ve Müslümanlarız. Dünyada olan nedir? Ve veyahut oldurulmak istenen nedir? Bu sualin cevabı mühimdir. Bunu müminlerin hepsinin bilmesi gerekir. Dünyada olan bütün hareket ve oldurulmak istenen bir dünya nasıl bir dünyadır? Dünyadaki bütün icraat, uydurmaca, eylemler mi derler? Eylemler. Eylem neyin karşılığı değil mi? İcraat. İmanı yıkmak, İslam'ı kaldırmak için. Gerek
İslam ülkelerinde, İslam dünyasında, gerek İslam dünyasının dışında İslam dünyasını çeviren dünyanın tek hedefi İslam'ı yıkmak. İmanı tahrip etmek. Siz başka biliyorsanız söyleyin. Söyleseniz de ben kabul etmem. Duydunuz ki de her zamandır. Aslında aleyhissalatu vesselam Efendimizin İslam'ı ilan edip imana davet ettiği andan itibaren daha ondan geride Efendimizin doğduğu saadetli gecede bir Yahudi Medine-i Münevvere'nin sokaklarında koşturup Ahmet'in yıldızı doğmuştur diye feryat ettiği kitaplarımızda zikrolunmuştur. Öyle değil mi? Öyle mi? Nerede? Mekke'de. Vay! Mekke'de doğduysa bu yıldızı doğan Ahmet, Ahmet'in yıldızı doğmuştur. Madem ki Mekke'dedir, bizden değildir. Öyleyse bizden olmayan kimseyi biz kabul etmeyeceğiz. Çünkü İsrailoğulları ahir zaman peygamberinin en son en büyük peygamberi ki peygamberler halkası tamamlanacaktır. İmamesidir o. Efendim. Bütün peygamberlerin hepsinin imamesidir. Bu gelecek. Bunun kendilerinden olmasını isterler. İsmail aleyhisselam kolundan değil de İshak aleyhisselamın kolundan bu peygamberin gelmesini isterlerdi. Kitaplarında mezkur olan o peygamberin Mekke'de doğacağıydı. Hicaz arzında doğacağıydı. Onun için Yahudiler kaç bin senelik arz-ı mukaddes Helestin'den onlar dünyanın dört bir tarafına tad oldukları vakitte bilhassa onlar Hicaz arzında ikameti ihtiyar ettiler, seçtiler. Maksat ne? Bizden doğar diyerekten. Cenab-ı Hak Arap'tan İsmail aleyhisselam kolundan geçirdiğinde dediler ki bizden değiliz. Bizden olmayanı biz kabul etmeyiz. Onun için onlar hatta Cebrail aleyhisselama düşmanlık ettiler. Ne için? Risaleti, vahyi Muhammed'e indirdi. Bizden bir kimseye ne indirdi? İşte o kadar akılsız, Mongol tipi dört köşe kafadır o Yahudiler. Hasetle dolmuş, hasetle yoğrulmuş millettir onlar. Aşağıyı. Hırs ile. Dediler ki biz kabul etmeyiz. Madem ki ondan geldi biz kabul etmeyiz dedi. Ve o zamandan adaletleri Kur'an-ı Kerim'de yazılmış. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin bütün hal ve şanları beyan edilmiştir. Binaenaleyh o zamandan itibaren en büyük düşmanlığı ve İslam nurunu söndürmek için en önde yürüyen, en önde İslam'a hücum eden Yahudiler. Müşrikler bitti. Bir hamlede bitti onlar. Lakin Yahudiler bitmedi, tükendi. Ehli kitap oldukları için onlardan kılıç kalktı. Zimmet verildi. Cenab-ı Hak izin verdi. Ey Habibim, kılıcı onlardan kaldır, zimmet ver. Ahir zamana kadar izin ver, İsa aleyhisselam gelinceye kadar. İsa aleyhisselam gelinceye kadar akılların başlarına gelip senin risaletini, senin hak peygamber olduğunu kabul ederlerse tabiha kabul etsinler.
değilse o zaman satır var onlara. Onun için onlara verilen mühlet hemen hemen dolmak üzeredir. İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle o tamam olmuştur, huzurda varmıştır. Ya Risaleti Muhammediye'yi kabul eder yahut kılıncıyla o bir tarafa sefer. Lakin Yahudiler ne İsa Mesih Aleyhisselam'ı kabul ettiler ne de efendim ahir zaman peygamberini kabul ettiler. İkisini de reddettiler. Ve onlar hala gelecek bir peygamber diye bekliyorlar. Neticede Deccal'ı bulacaklar. Deccal'a kavuşacaklar. Diyecekler ki ha beklediğimiz bu işte. Bununla beraber olmalı. Deccal'la beraber olmaya bekliyor onlar. Ve bu Yahudiler katiyen ve gafibeten İslam'ı efendim söndürmek, İslam nurunu söndürmekten bir an fari olmadılar. Her türlü hile ve hudayı kullanıp bugün de onların İslam'ı yıkmak için seferberlikleri tamam olmuş. Tam yol ile tam az kaldı yıkıyoruz diyerekten böyle hücum etmektedirler ki İslam alemini de infial ettiler. Maalesef İslam aleminin içinden İslam'a vurulan darbeler dışarıdan vurulmadı. Dışarıdan İslam alemini çökertemeyeceklerini onlar bildiler, kanaat getirdiler. Binaenaleyh içeriden İslam'ı yıkmak için sefer verdiler. Benim ümmetimin Yahudileri ahir zamanda gelecektir dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah. Benim ümmetimden Yahudiler gelecek dedi ahir zamanda. Eyvallah. Selam vermeyiniz. Onlarla konuşmayınız. Cenazelerine gitmeyiniz. Hastalarına gitmeyiniz. Kızlarını nikahlamayınız. Diye haberde gelmişti. Bu zamanda İslam'ı içinden yıkmak için. İslam heyetinde Müslüman görünerekten İslam'a düşmanlık yapan sayısız fırakı dalle deriz. Dalalet fırkaları çıkmıştı. Ve ellerinde paraları olduğu için çok kimselerin dinini, imanını satın alıyorlar. Dinsiz, imansız yapıyorlar. Onun için ey gençler, genç Müslümanlar, sizin dikkat etmenizi istediğim nokta, dikkat edin, bakın, her yerde, her yapılan iş nedir? Neticesi nedir? Bunu anlayınız ve görünüz, gafletten uyanmak lazımdır. Dostumuzu, düşmanımızı ayırt edemediğimiz halde Medine-i Münevvere'de kıyamete kadar dedi Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam kostun içerisine dik düştüğü vakit kurtulması mümkün olmadığı gibi kıyamete kadar Medine-i Münevvere'dir. Medine-i Tahire'dir ama münafık ektirmeyecektir dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah. Talebeler gidiyor buradan. Medine-i Münevvere'de üniversite açmışlar. Doktor. Hepsi ehl-i sünnet ve cemaate muhaliftir. Eyvallah. Hoca Sultan. Ama riyaller çok, dolarlar da çok, talebeye çok para veriliyor. Konforlu binalar, bilmem buzluklar, bilmem televizyonlar, her şeyleriyle millet oraya akın. Geldiği vakitinde ehl-i sünnet ve cemaati aşağı edip bizim milletimizin yetiştirdiği ve ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği binlerce imamımızı aşağı edip bir tek onların imamını imam sayıp
buraya geliyorlar. Ve İslam'ı, ehli sünnet itikadını yıkmak için uğraşıyorlar. Yazıklar olsun. Hoca Efendi farkında. Hoca Efendiler biliyor. Bu meseleyi gözümüzü açmak lazım. Parayla dinini satan kimse kıyamet gününde puta tapanlardan daha ziyade azaba uğratılacaktır. Fitne günlerindeyiz. Bu kadar yetişir. İşi uzatmayalım. Uzatırsak sabah olur. Sizin dersleriniz 40 dakikalık. Bizim de 40 dakika olmuş. Bu kadar yetişir. Amin. Allah-u Zülcelal Amin. İmanınızı gözetsin. Amin. Ve taklif imandan hakiki imana çıkmayı size müyesser kılsın. Amin. Çünkü mukallidin imanı sahihtir ama Allah yanında o kadar sevgili değildir. Bütün bu imana hizmet içindir bu kitaplar. Ama âmentü billahi okumakla değil ya. Hakiki imana terakki ettirmek için o mübarek zat bütün hayatını buna vakfetti. Bunlarla, buradaki hikmetlerle imanımızı evvela iman-ı ilmiye çıkaracağız. Çünkü taklit imanda şeytan bizimle oynar veya şeytanı temsil eden bir kimse gelip bizim imanımızı alt üst eder. Bu bütün bu Risale-i Nur cümlesi ilmi iman mertebesine bizi çıkartmak içindir ki o mertebeye çıktığınızda dünyanın bütün efendim kafirleri İslam'a zıt görüşler gelse sizi sallayamaz. İman-ı ilmiye yetiştirir. Ondan bir adım ileride hakiki imana, hakiki imana yetiştiğiniz vakitte gayb alemi, gaybden iman ettiğiniz şuhud mertebesinde size görünmeye başlar. Eyvallah. İnandığınızı, görmeden inandığınızı da göstermeye başlar. Eyvallah. O rütbelerini Allah size nasip etsin. Amin. 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 Siz siyah doğrudan da sakalı şey. Bravo. Hüsnü Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أم أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا
يَتَّقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وهو الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. والعاقبة للمتقين. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصديقين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المجاهدين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المرشدين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا ربي بين باسم حرمتنا. آمين. بعد إله حرمتنا. آمين. سجد لحبيب حرمتنا. آمين. بوقتين ملائكة كرام حرمتنا. آمين. ظاهر وباطن دردلرمزا دواء. آمين. Hastalarımıza şifa, borçlarımıza ata, amin. Ölenlerimize kamil iman, amin. Evlatlarımıza salahat ihsan eyle. Amin. Bizi ölünceye kadar neslimizi kıyamete kadar imana, Kur'an'a, nura hadim eyle. Amin. Bizim neslimizden İslam düşmanı getirme ya Rabbi. Amin. Ahir akıbeti bizi hayır eyle. Amin. Memleketimizi, milletimizi, alemi, İslami, harici ve dahili düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ufubet-i İslamiye'yi hakim eyle. Amin. Baştaki başlara akıl, kalplerine iman, milletin mutlak kurtuluş reçetesi reçete-i Kur'an. Amin. Bu hakikati ruhlarına hakim eyle. Amin. Bu istikamette hizmet etmek isteyenlere yardım eyle. Amin. Malileri bertaraf eyle. Amin. Ya Rabbi, imanlıların memleketine imansızlara fırsat verme Allah'ım. Amin. Kitaplıların memleketine kitapsızları söz sahibi yapma. Amin. Hürmetlerini bitir ya Rabbi. Amin. Hayırlilerin yerleri ikame eyle. Amin. Ya Rabbi, İslam fıtrat üzerine yarattın. Son nefesine kadar ruh muhafaza eden kullarından eyle. Amin. Son nefes bize geldiğimiz zaman o kelimeyi tayyibeyim yiyeyim mübarek ki buyurun. Ile cümlemize hüsnü hatimeli ihsan müyesser eyle. Amin. Kabre vardığımız zaman el kabru ravzatun min riyazin cinan hadisi şerif müttezasında. Ya Rabbi, ahirette açılan ilk kapının, cennete açılan bir bahçe kapısı bulmamızı nasip eyle. Amin. Münker ve nekir meleklerin suallarına Rabbim Allah, din İslam, kitabın Kur'an-ı Kerim, bize gönderilen zat-ı muhterem, benim peygamberim diyen ruhaniyeti Muhammediyele müşerref olanlardan eyle. Amin. Kabirden kalkıp mahkemeye kübreye sevk edilirken yüzlerimiz nur saçarak, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ ayetine mazhar olan o nur-u cemaate bizi ilham et. Amin. Ya Rabbi, şu anda bizi burada içtima buyurduğun o günde sevgili Habibin levail hamdisiyle müslüm olan sancı altında cümlemizi haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Amin. Huzurundan hesapsız ayrılmamızı, sırat-ı berg-i hatif gibi geçmemizi, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ayetine mazhar olan saadet-i cemaate bizi ilham et. Amin. Cennet ve cemalullah ziyafetine cümlemizi hissedar eyle. Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel aradîn. Ya Halibi ve ya Halibi kulli şeyin. Gökleri yıldızlarıyla, zeminin müştemilatıyla. Bütün mehlukati, bütün keyfiyatıyla tesvir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için. Nefsimizi bize musahhar eyle. Amin. Matlubumuzu bize musahhar kıl Allah. Amin. İmana, Kur'an'a hizmet için insanların kalplerinin risalelerine musahhar eyle. Amin. Bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver Allah. Amin. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi, Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve denizi,
emiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a insi ve cinni, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemsi ve kameri tesbir eylediğin gibi, akılları Rabbleri Risale-i Nur'a mustahhar eyle. Amin. Bizi ve bütün Müslümanları nefis ve şeytanın şerrinden, amin, ve kabir azabından, amin, ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Amin. Cennetül Firdevs'te cümlemizi meskut kıl Allah'a. Amin. Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azabennar. Amin. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yevumil hisab. Ve sallallahu alel nebiyyil ummiyyil arabiyyil haşimiyyil kureyşiyyil mekkiyyil bedeniyyil sadiqil vadil emin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mursalin ve selamet vel hazirin vel gaibin. Amin. İberrike ve bahrike ve cevvike min ümmeti Muhammedin aleyhim ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا امين وتب علينا واهدنا واصفنا واصلح شاننا وشان المسلمين امين وانصرنا على القوم المفسدين امين انك انزلت عليه سوره الفاتحه اللهم صل وسلم